Bugün sizi Aikido'nun kurucusu olan Morihei Ueshiba ile tanıştıracağız. 14 Aralık 1883 yılında Japonya'da dünyaya gelen Ueshiba, O Sensei yani Büyük Üstad veya İntihar Üstadı adıyla tanınmıştır. Japon Üstad günümüzde hayatta olmamasına rağmen gücü, tekniği ve yapabildikleriyle benim diyen dövüşçülere büyük korku yaşatmakta. Biz de bugün Büyük Üstad'dan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Japonya'daki diğer dövüş sanatları gibi Aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de bir öğretidir. Ueshiba öğrencileri tarafından saldırganlık karşısında uyum temelinde filozofik ve ahlaki dünya bakışı içeren teknikli konularda üstün gelmiş çalışmaları olan dövüş sanatları ustası olarak hatırlanır. Aikido'nun var olan birçok dalı da bugün onun izinden gitmektedir. Ueshiba'nın dövüş teknikleri hakkında birçok hikaye bulunmakta. Örneğin çevresini kılıçlarla çevirmiş ve aynı anda saldıran öğrencilerin sıkı çemberinden kurtulabildiği rivayet edilmiştir. Birçok öğrencisi de daha sonra onu yanlarından geçerken hiç görmediklerini söyleyecektir. Ueshiba gerçek bir dövüş ustasıdır. Gücü tartışma konusu bile değildir. Peki Ueshiba'nın kurucusu olan Aikido nasıl bir dövüş sanatı? Aikido'nun bütün olarak anlamı yaşam gücüyle bütünleşme yoludur. Aikido'nun felsefesi insanın kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Yaşam gücünü geliştirmek ama kazanımla veya yenilgiyle bağlanmamaktadır. Aikido öğrencilerine Aikidoko denmekte. 1930-1960 yılları arasında ortaya çıkan dövüş sanatının eğitiminde ise 3 tip silah eğitimi verilir. Bunlar Jo, Bokken ve Tando'dur. Genelde Aikido bir saldırı sanatı değil, bir savunma sanatı olarak anılır. Aynı zamanda Aikido, savaş sanatlarında olduğu gibi stratejileri ve kullanımlarını öğretir. Farkındalık, zamanlama ve tekniksel bütünlük içerir. Son olarak çalışan kişiye kazandırdıklarının en başında farkındalık ve duruma uyum sağlayıp ona uygun olan reaksiyonu verme yetisidir. Modern ve geleneksel olarak ikiye ayrılan Aikido günümüzde dünyanın birçok yerinde yapılmakta. Modern Aikido daha çok Avrupa'nın uygun hale getirilmiş hali olmakla birlikte, geleneksel Aikido hala köklerini korumakta ve kaynağından ilk çıktığı gibi devam etmektedir. Yani Morihei Ueshiba'nın ilk ortaya çıkardığı haliyle varlığını sürdürmekte. Gelin üstada geri dönelim. Bu derin dövüş sanatını ortaya çıkan Ueshiba yaşadığı dönemde yenilmez bir dövüşçüymüş. 26 Nisan 1969 yılında hayatını kaybeden Büyük Üstad, o güne kadar çok sayıda dövüşçü yetiştirmiş. Ama hiçbir öğrencisi ona meydan okuyacak kadar iyi hale gelememiştir. Üzerinden yıllar geçmiş olsa bile günümüzde de Ueshiba'ya meydan okuyabilecek bir dövüşçü olacağını düşünmüyoruz. Ne Aikido'da ne de başka bir dövüş sanatında. Hatta fotoğraftaki dövüşçü ve vücut geliştirme sporcusu Martin Ford'un da Büyük Üstad karşısında çaresiz kalacağını düşünmekteyiz. 41 yaşındaki Martin Ford vücut geliştirme sporcusu ve 2 metre 3 santimetre uzunluğunda. 145 kilogram ağırlığındaki Martin cüssesiyle görenlere şaşkınlık yaşatıyor. İri ve kaslı fiziğiyle herkese korku salan Ford'un, Aikido'nun kurucusu olan Ueshiba'yı korkutacağını pek de düşünmüyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ueshiba ile Martin Ford ringde karşı karşıya gelse, kazanan hangi taraf olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.